Merhaba. Türkiye'de medya depremin bilimsel yanına 1999 depreminden sonra eğilmeye başladı. Medya Türkiye'de jeologların, jeofizikçilerin, deprem mühendislerinin, hatta inşaat mühendislerinin varlığının farkına o büyük felaketten sonra vardı. 1999'dan sonra arada çok deprem oldu. Her birinde depremle ilgili bilim insanları ekranlarda depremi, bina güvenliğini, afet yönetimini anlattılar. Yaptıkları uyarılar dikkate alınmadı. Depremler bir yana, deprem olmasa dahi binalar yıkıldı, can kayıpları oldu. Ve Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Artık televizyon haberciliğinde her muhabirin, sunucunun, editörün deprem, yer bilimleri ve afet yönetimi konusunda en iyimser bakışla asgari bilgi sahibi olması gerekiyor. Genelde bu böyle. Ama son olarak 30 Ekim'de İzmir'de yıkımlara ve can kayıplarına yol açan Sisam depremiyle ilgili yayınlarda üzücü istisnalar olduğunu da gördük. Mesela sözünü edeceğimiz 31 Ekim günkü yayında, yayına hazırlıkta, röportaj yetkinliğinde ama asıl deprem konusunda asgari bilgi sahibi olmada ciddi sorunlara rastladık. Yayında sıra stüdyodan bilim insanlarıyla söyleşiye geldiğinde konuğu dinlememe, konuğun cevabını verdiği soruyu birkaç kez sorma durumları oldu. Soru üretme konusunda da ciddi sıkıntılar yaşandı. Fakat bendeniz daha vahim olanları aktarmak durumundayım. Yayında jeofizik dalında uzman iki bilim insanı vardı. Bu söyleşinin küçük bir bölümünde bu bilim insanların uzmanlıklarına ilişkin sorular soruldu, yanıtlar alındı. Ama sonra söyleşi ağırlıklı olarak bina güvenliğine kaydırıldı. Jeofizikçilere bundan sonra sorulan soruları mealen verelim. Neden yan yana binalardan biri yıkılıyor, diğeri yıkılmıyor? Zemin sorunları dışında ne gibi hatalar oluyor? Rıza Bey apartmanı 99 depreminde hasar almıştı. Güçlendirme yapılmış, bunun için önlemler ne olmalıydı gibi. Jeofizikçi öğretim üyeleri sabırlıydı. Hepsini elden geldiğince yanıtladılar. Ama inşaat soruları devam ediyordu. Güçlendirme faaliyetleri nasıl olmalı, neler yapılmalı, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Özellikle binalara makyajlama yapılıyor, yani yeni gibi gösteriliyor. Bu yine nasıl bir uygulama, nasıl değerlendirmeliyiz? Bununla ilgili siz neler söylersiniz? Güçlendirme faaliyetleri doğru bir faaliyet mi ya da nasıl yapılmalı? Şimdi Sayın Çevi, ben inşaat mühendisi değilim, ben yer bilimciyim. Hı hı. Çok fazla teknik bilgi bu konuda vermek istemem. Hı hı. Çünkü uzmanlık alanım değil. Ama ancak... O zaman zemini konuşalım isterseniz sizinle. Şunu sormak istiyorum. Ve asgari bilgi sahibi olma sorunu. Tabii ki Seferihisar ve Sığacık'taki tsunami sorulmalıydı. Türkiye'de 1999 depreminde ve yakın geçmişte Bodrum depreminde tsunami olmuştu. Bu bir haberci için asgari bilgiydi. Ama asgari bilgi sahibi olmada daha ciddi bir durum vardı. Yerleşim yerlerine doğru hareketi söz konusu oldu suların ve yerleşim yerlerini istila etti. Biz aslında dünyada baktığımızda Sumatra'da... Bunun önüne geçilebilir miydi peki? Şimdi bu hareketin önüne geçmeniz mümkün değil. Şöyle, yani o suyun hareketinin önüne geçmeniz mümkün değil. Çünkü o sırada deprem sırasında bir hareket söz konusu, o harekete bağlı da su hareket ediyor. Efendim, bu tür bir soru bundan ibaret değil.
çok fazla... Yayında bu kez jeoloji dalında bir bilim insanı ağırlanıyor. Fayları gösteren çizgiler, depremleri gösteren sarı noktalar konusundaki asgari bilgilerin yokluğunu geçiyoruz. Konuk, karadaki etkilerinin bilinmesi için Ege Denizi'ndeki fayların iyi araştırılması gerektiğini anlatıyordu. Yapılan nadir bir araştırmayı da örnek gösteriyordu. Ne yapılmalıydı? Bu fayın üzerinde bulunduğu yerde önünde karotlar alınmalıydı. Bu fayın tekrarlanma periyotları çalışılmalıydı. Yani biz bu depremin önüne geçebilir miydik? Depremin önüne geçemezsiniz, hı hı. Ama depremin hasarının önüne geçersiniz. Hı hı. Daha iyi yayınlar izlemeniz dileğiyle efendim.